Hayırlı olsun. Gel gör teyze, hoş geldiniz. Gör gel teyze, hoş geldiniz. Hoş geldiniz gel gör teyze. Hoş geldiniz gör gel teyze. Haluk Bey'ler nerede kaldı acaba? Gelirler birazdan. Trafiğe kaldılar herhalde. Onlar gelmeden olmaz ki. Aman kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Çok trafik vardı. Sahilden gelseydiniz keşke. Evet, sahil boştu. Tabela taktırmamışsınız. Yaptıramadık ya Haluk Bey. Söyleseydiniz yani bir tanıdık falan bulurduk. Tabela yapmak sorun değil. İsmine karar veremedik. Gel gör çeyiz mi olacak? Gör gel çeyiz mi olacak? Ona karar veremedik. Gel gör çeyiz olacak. Gör gel çeyiz olacak. Deyiverek. Meltem Hanım. Nasıl buldunuz gari bizim dükkanı? Güzel olmuş. Çok güzel olmuş da. Şu rafların rengi biraz daha böyle parlak olsa acaba daha mı çarpıcı olurdu? Ürünleri daha mı iyi gösterirdi diye düşündüm tabii ben. Ya sana ne? Sana karışıyorsun ona. Gel bari dükkana karışma. Bildiğim şeyi söylerim canım. Allah Allah. Dünürüm sonuçta. Ben zevkinizi güvenirim zaten. Artık herkes geldiğine göre açılışı yapabiliriz. Söz sende Kemal Beyciğim. Teşekkür ederim. Evet. Bayanlar ve baylar, bugün burada çok hayırlı bir iş için toplandık. Bu açılış sizler gibi beni de çok mutlu etmekte. Çünkü Türk kadınının girişimci ruhunun küçük, minimal bir örneğiyle karşı karşıyayız. Artık Türk kadını iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Özellikle kendi öz değerlerimize yönelik bir ticarethane olması da ayrıyeten sevindiricidir. Ayrıca bu yöresel ürünler bu sayede yaşayacak ve başka mecralarda alıcı bulmaya devam edecektir. İşte bizlerin muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için gereken tek şey çalışmak, çalışmak. Çok çalışmak lazımdır. Vatana millete hayırlı olsun.